يُطِعُنَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Müminler, Allah böyle emrediyor, tamam, alayız, başlıyor. İtaat böyle böyle. Canan biliyorum işte, öyle doğru farz ama, yok, bilmiyor. Bizi yaparsın muhtemelen böyle bak. İtaat Allah'a cilir, Allah'a itaat cilir canlıdır. Allah Rabbül Alem bakın böyle. Her onun emri geçiyor, onun fermanına geçiyor, onun kanunlara geçiyor. Ya, onun kurallara geçiyor de böyle. Kabirde onun kurallara geçiyor, maaş onun kurallara geçiyor, artı onun kurallara geçiyor. Ve yutuyunullah Resulü, Allah emri itaat edeceği. Yani ne buyuruyorsa, mesela miras konusunda Mevlam erkeği iki katını veriyor kadının böyle. O da o evladı yani ama erkek iyi bakma mükellef Allah katına muhteremler. Biri kadın ne kadar zengin olsun kadın. Yani biri kadının sevdeti olsun. Babadan kalma olsun, kendi kazancı olsun. Biri kadının ne kadar malı, mülkü, sevdeti olsa bile evi kapmaya mecbur diye bakılır böyle böyle. Böyle. Yani evin kirasına katayım, elektrik parasına katayım, işte şunu katayım, yok mu tabii böyle. Evin bütün masrafı kocası ait olmadan böyle. Ve kocası ormana karışamaz. Karışamaz. Yine erken bir görev nedir erken görevi de? Yakın akrabasına yardım etmek, yakın akrabasına. Amca, hala, dayı, teyze, şunlar, bunlar mesela böyle hastadır, gariptir, fakirdir. Onları gözetmek de erkek akrabalara farz oluyor böyle. Ve Allah için cihat etmek erkeklere farz oluyor böyle. Oluyor böyle. Mehir vermek erkeğin üzerine oluyor böyle. Oluyor. Bu işte çoğu işten baba erkeğin üzerine farz oluyor. Nefakası. Bu iş Mevlam ne buyuruyor? Erkeği iki katı, kıza onun yarısı böyle. Ama bugün aslında eşleşiyor bu zamanlar. Anlamıyorsun bunu böyle. Mesela bir kız, baba söylüyor, baba söylüyor. Evli mesela kadın, baba söylemiş. Erkek iki katı, bir katın alıyor böyle şey. Fakat onun kocası olacak, kocası o iki kat alacak. Böyle, kocası olacak. Böyle. Yani aynı şeyi buluyor gene böyle.